Sayın Kaya buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bugün fedakar, cefakar ve emekçi öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenlerimizin yaşadığı çok sıkıntılı sorunların farkındayız. Bu hususla ilgili bugün genel görüşme talebimiz vardı, bir önergemiz var genel görüşmeyle ilgili. Orada hatiplerimiz bu konuda detaylı görüşlerimizi ifade etmiş olacaklar. Bugün Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak %40'a çıkardı. Doğrusu biz utandık ama mahcup olması gerekenler mahcup mu? İnanın artık tahmin edemiyoruz. Çünkü sürekli zigzag çizen bir icraat süreci için artık düz çizginin bir anlamı kalmadığını düşünüyoruz. Mart 2021'de Türk tipi ekonomi diyerek ülkenin ekonomik bağımsızlığı için bir mücadele başlatan ve bu uğurda da faiz sebep, enflasyon sonuç diyerek faizleri %8,5'a, tüketici fiyat endeksini %80'e, üretici fiyat endeksini ise %138'e çıkaran bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve bu iktidar seçimlerden önce de faizleri yükseltmeyeceğine dair yüksek sesle bu millete söz verdi. Dolayısıyla bizim bu sözü sorgulama hakkımız, bu vaadi veren iktidarın ise bugün geldiğimiz %40'ı izah etme gibi bir mecburiyeti söz konusudur. Siyasette dik duruş önemlidir. Az evvel değerli milletvekillerimizden bir tanesi söz değil, taş üstüne taş koyduk dedi. Şimdi söz mü yoksa taş üstüne taş mı? Gelin Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşmasını tahlil ederek hep beraber değerlendirelim. Sayın Cumhurbaşkanı, Türk tipi bir ekonomik modele geçerken benden faizleri yükseltmeyi beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Hüküm bu dedi. Biz de buradan haklı bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza, madem o bu konuyu gündeme getirdi, sormak istiyoruz. Nas değişti mi? Bu konudaki hüküm değişti mi? %8,5'a kadar düşürdüğünüz faizi bugün %40'a çıkarıyorsunuz. Türkiye'ye özgü yeni bir ekonomi modeli inşa ettiğini, ülkenin ekonomik bağımsızlığı için çalıştıklarını söylüyorlar. Peki Türk tipi ekonomi modelinden vaz mı geçtiler? Ülkenin ekonomik bağımsızlığı için çalışmaktan vaz mı geçtiler? Bu konuda da izaha muhtaç olduğunu düşünüyoruz. Yine aynı konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki, küresel ekonomik sömürü düzeninin kalbinde ne var? Faiz var. Faiz düzeni zulüm düzenidir. Faiz zengini daha zengin, fakiri de daha fakir yapar. Biz bu düzene savaş açtık. Peki %8,5'tan %40'a faizleri çıkararak bu zulüm düzeninin bir parçası mı olmaya karar verdiniz Sayın Cumhurbaşkanımız? Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan faize siz de zenginleri daha zengin, fakiri daha fakir yapmaya mı karar verdiniz? Bu sözler sizlere ait. 19 yıldır bunlarla savaş halindeyim. Bu can bu tende olduğu sürece faizcilere hiçbir zaman yürü demem dediniz. Bu can bu tende duruyor ama mahkum musunuz? Onlara esir mi oldunuz da %8,5'tan %40'a bu faizleri çıkarıyorsunuz? Çünkü bu can bu tende duruyor ve siz bunları yapıyorsanız başka mecburiyetleriniz vardır. Bunun hesabını da bu millete vermek gibi bir mecburiyetiniz var. Faizcilerin ne yanında ne de arkasında yer alamam diyorsunuz. Anladığımız kadarıyla faizcilerin önüne düştünüz ve onlar da son sürat sizin peşinizden koşmaya devam ediyor. Faizleri %40'a çıkardınız. Çünkü diyorsunuz ki bizim inandığımız bu noktada değerler silsilesi içerisinde faizin yeri yok. Değerleriniz mi değişti? Ne oldu da faizi tekrar %8,5'tan %40'a çıkardınız? İnşallah, hep söylüyorum, faiz sebep, enflasyon neticedir. Eğer böyleyse faizleri artırarak enflasyonu da daha da artırmaya mı karar verdiniz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın izlediği yeni model, Türk tipi ekonomik modelden vazgeçip yeniden herhalde farklı bir ekonomik modele doğru geçişi ifade ediyor. Belli ki takip ettiğiniz paradigma itibariyle enflasyon üzerine çıkan bir faiz yapacaksınız. Enflasyonun sene sonu hedefi %70, faizler şu an 40. Nas diyordunuz, bence artık nas düzeninden de vazgeçin de %40'ı 5-5 artırmayın. Birden %70'e çıkarın, bu millet de rahat etsin. Siz de her ay mahcup olmaktansa bir kere de mahcup olun. Bu sözlerinizi her ay biz sizin yüzünüze çarpmak mecburiyetinde kalmayalım. Dolayısıyla bir siyasi iktidar
tutarlı davranmalı, politika değişikliklerini de millete net bir şekilde izah etmelidir. Kendi taraftarları, kendisini alkışlayanlar bu sözlerini sorgulama ihtiyacı... Buyurun. Kendi taraftarları, kendisini destek görenler bu sözlerini sorgulama ihtiyacı hissetmeyebilirler. Ama millet %48 ile bize muhalefet görevi verdi. Bu da kutsal bir görevdir. Bizim görevimiz bu iktidarın seçim döneminde bu millete vaat ettiği vaatlerin takipçisi olmak. Eğer bu can bu bende tende kaldığı müddetçe faizle mücadele ediyorum diyorsanız bugün geldiğiniz noktayı ifade etmek zorundasınız. Faizle mücadelenizi nasla dayandırıyorsanız bugün gelinen konuda faizin nas karşısındaki yerini ortaya koymak zorundasınız. Bu sebeple tıpkı Türk tipi ekonomi diyerek bugün bir ekonomik çöküşe götürdüğünüz gibi Türk tipi başkanlık sistemi diyerek de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden de çok kısa vadede rücu edeceklerinden en ufak bir şüphem yok. Çünkü bu gömlek Sayın Erdoğan'a ve ortaklarına göre dikildi. Bu gömleğin başka bir başkan üzerinde hayatını devam ettirme imkanı yok. Bu